Medyascope'tan hepinize iyi akşamlar. Ben Kaya Hayze. Bu akşam yerel seçimleri konuşacağız. Bugün siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklerini tamamlaması için son gündü. Yarın itibariyle geçici aday listeleri artık ilana çıkacak. Ondan sonra da bize yine birkaç günlük bir inceleme ve itiraz süreci bekliyor olacak. 3 Mart'ta listeler kesinleşecek. 21 Mart'ta seçim yasakları başlayacak. 31 Mart'ta da Türkiye 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 binden fazla mahalle, 18 binden fazla köyde de yerel seçime gidecek. Biz de yerel seçime doğru neler oldu, neler bizi bekliyor bundan sonrası için bütün bunları Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'le konuşacağız. Deniz merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Deniz hemen soralım o zaman. Bu bir genel seçim mi, yerel seçim mi? Genel seçim havasına sokulmaya çalışılan bir yerel seçim. Sen nereden öyle bir kanıya vardın? Çünkü iktidar partisi, daha doğrusu Cumhur İttifakı, hem AK Parti hem MHP bir beka tartışması üzerinden gidiyor. Ve kimse Cumhur İttifakı'nın adaylarını görmüyor meydanlarda. Sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel seçimlerde yaptığı konuşmalara benzer konuşmaları dinliyoruz. Yani öyle ki Ankara'da Mehmet Öztaseki'den çok Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğraflarının bulunduğu afişler söz konusu. Ve mesela İstanbul'da çok iddialı bir belediye başkan adayı var, Binali Yıldırım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o kadar çok haber oluyor ki, o kadar çok miting tarzı şeyler yapıyor ki, Binali Yıldırım'ın bile ekranlardaki görünme oranı onun yanına bile yaklaşamıyor. Yani yerel seçim olsa adayları konuşurduk, adayların projelerini dinlerdik. Ama şimdi daha çok böyle beka meselesi, terör meselesi, işte askeri konular, kurşun fiyatları vesaire, bunları konuşuyoruz. Peki niye konuşuyoruz bunları? Çünkü şimdi şöyle bir durum var. 2009 yılında AK Parti yerel seçimlerde %38 bandına geriledi. Ve bunun altında yatan en önemli neden de 2008 yılındaki küresel ekonomik krizdi. Türkiye'den teğet geçtiği söylendiği halde ekonomimiz çok etkilendi bundan ve ekonominin etkilenmesi seçmen davranışlarını da etkiledi. Ve AK Parti'nin oy oranı %38'e düştü. Şimdi benzer bir dönemden geçiyoruz. Üstelik hani küresel boyutunun ötesinde Türkiye'de yerel bir ekonomik kriz de var. Ekonomide ciddi dalgalanmalar var. Bunun sokağa yansıması ortada. Yani işsizlik rakamları, resmi rakamlar bile görülmemiş seviyelerde. Karşılaştırdığımızda 2004 yılındaki enflasyon rakamına yeniden erişmiş vaziyetteyiz. İşte faizler hala yüksek. Buna rağmen dolar kuru işte 5.20'lerin altına düşmüyor. Böyle bir tablo söz konusu. Yani gençlikte gençlerin işsizlik şeyindeki oranı 4 gençten biri işsiz. Yani sadece İstanbul'u ele alırsak yaklaşık 16 milyon nüfusu var İstanbul'un. 4'te biri genç işsizi, yani 4 milyona yakın genç İstanbul'da işsiz dolaşıyor. Şimdi bunları alt alta yazdığımızda bunlar konuşulduğu takdirde iktidara zarar verir. Bunların konuşulmaması için ne yapmak gerekir? Muhalefet cephesini bir köşeye sıkıştırmak gerekir. Nasıl sıkıştırmak gerekir? Çok ciddi suçlamalar yönelterek. Yani FETÖ ile iltisaklı, PKK ile iltisaklı, onların taşeronu olan partiyle birliği içinde vesaire gibi ifadelerle muhalefet kendini savunmada tutsun isteniyor. Yani bu biraz önce anlattığım şeyleri anlatmak yerine, biraz önce anlattıklarımın üzerinden bir siyaset propaganda tutturmak yerine, işte hayır biz PKK'yı desteklemiyoruz gibi son derece, yani konjonktür açısından da böyle son derece anlaşılması zor bir savunmaya kendilerini itiyorlar. Peki niye muhalefet niye böyle bir duruma sıkışmış durumda? Yani niye mevcut durumdaki verileri ön plana çıkararak bir propaganda geliştiremiyor ve bu denli bir savunmaya geçmiş durumda?
Çünkü medyada yani şöyle bir sıkıntısı var muhalefet partilerinin, seslerini duyuramıyorlar. Yani bir tarafta iktidar olanakları var, bir tarafta iktidarın medya olanakları var. Bir tarafta da işte muhalefet partilerinin kendilerini ifade etme problemleri var. Yani öyle bir şey oluyor ki hani karşı tarafla, yani iktidar partisi muhalefetle ilgili bir iddia gündeme getirdiğinde muhalefetin aynı konuda 50 iddia gündeme getirmesi mümkün. Yani mesela işte PKK ile ilişki meselesi. Yani çözüm sürecinde yapılan hatalar ortada. Bunların hani bir tanesini bile dile getirmek iktidarı savunma pozisyonuna düşürür ama muhalefetin böyle bir gücü yok. Böyle bir propaganda kapasitesi yok. Bu hem propaganda araçları açısından da sıkıntılı. Yani teşkilatları da çok güçlü değil. Hani medyayı ne yapacaksınız? Köy köy dolaşın, ilçelerde anlatın, mahallelerde anlatın diyebilirsiniz ama o tür bir teşkilat gücü de yok muhalefetin. Haliyle de sıkıntı yaşıyorlar. Ve bakıyorsun yani şu noktaya gelmiş vaziyette bu propaganda gücünün sonucu. İşte bu sebze meyve fiyatlarının bu kadar yükselmesinde bu ekonomik tabloda kim suçlu diye soruluyor kadına. Kadın CHP diyor. Yani bu propaganda kapasitesi ve gücü gerçekten hani AK Parti ile muhalefet arasında kıyaslanamayacak bir boyutta. Peki şimdi listelere baktığında şimdi zaten anlattın, yani özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda bir adeta bir tek adam şovuna dönüştürmüş durumda, sahaya o indi ve bütün gözler, bütün mikrofonlar, bütün kameralar onun önünde. Ama adaylar açısından bir baktığımızda, listelere bir baktığımızda partiler doğru adayları belirlediler mi bu seçimde? Ya da doğru aday, yanlış aday fark eder miydi bu seçimde? Çok fark eder. Yani doğru aday fark eder. Etkiler, sonucu da belirler. Yani baktığın zaman mesela Mersin örneğini vereyim. Mersin'de Burhanettin Kocamaz belediye başkanı ve en güçlü adaylardan biri ama baktığın zaman partisinin, İyi Parti'nin oradaki oy oranı %13 civarında. Yani HDP %16,5. HDP'nin gerisinde bir parti. Ama Burhanettin Kocamaz'ın kişisel oy potansiyeli İyi Parti'yi orada favori partilerden biri haline getirmiş. Zaten hani şimdi Demokrat Parti'den aday olup yine iddiasını sürdüreceğine inanıyor. Bu da adayın ne kadar belirleyici olduğunun bir göstergesi. Zaten mesela bir de CHP'nin kalesini sarsma gibi bir durum söz konusu olmayacağı için işte Tunç Soyer'le ilgili böyle işte yıllar öncesinden babasının görevinden vesaire kaynaklanan bir propaganda geliştirilmeye çalışıldı ama çok tutmadı. Yani aday üzerinden bir söylem söz konusu, adayların geçmişteki yanlışları ya da başarıları belirleyici oluyor. İşte Ankara'da, Yeni Mahallede, Çankaya'da başarılı adayları var CHP'nin, en başından açıkladı mesela. İşte AK Parti Yeni Mahalledeki CHP'nin güçlü adayına karşı Altındağ'daki güçlü adayını sürdü. Mesela bunların hepsi adayın önemini gösteriyor. Ankara'da mesela Mansur Yavaş bu üçüncü kez girişi MHP'de %27 almıştı, CHP'de %44 aldı. Şimdi de anketlerde %50 civarında görünüyor. Yani %50'nin üstüne çıktığı gözleniyor. Kendisinden kaynaklanıyor çünkü CHP'nin buradaki oyu taş çatlasa %30'dur Ankara'da. Yani hani alabileceği en yüksek oy alsa %30 ediyor. Dolayısıyla adaylar burada çok etkili oluyor. İşte İstanbul'da mesela Binali Yıldırım AK Parti'nin en güçlü ikinci ismiydi. Ve İstanbul'u çok önemsedikleri için oradan aday gösterdiler. Ve CHP'nin işte Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na aday göstermesi tamam garanti kazandık vesaire gibi bir hava yarattı AK Parti'de. Ama Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar ortaya koyduğu performans, sokakta bulduğu karşılık o işin o kadar da kolay olmadığını gösterdi. Ve Binali Yıldırım başta mesela hiç önemsememişti meclis başkanlığını. Bıraksam da olur, bırakmasam da olur.
tabloyu görünce bırakmak zorunda kaldı. Şimdi dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bir aday faktörü olarak öne çıktı. CHP tek başına bu performansı gösterebilir miydi? Gösteremezdi. Demek ki doğru adayla yola çıktı. Yani aday partilerin gücüyle adayların gücü bir sinerji oluşturabiliyor. O nedenle bunu birlikte değerlendirmekte fayda var. Peki yani özellikle 3 büyük şehir açısından baktığımızda Ankara, İstanbul ve İzmir. İzmir biraz daha hani CHP kazanacak gibi gözüküyor da Ankara ve İstanbul el değiştirir mi? Yani öyle bir ihtimal görüyor musun? Ankara'da ciddi bir hata yapmazlarsa eğer yani Mansur Yavaş Millet İttifakı'nın adayı olarak kazanabilir. İstanbul'da dediğim gibi Binali Yıldırım çok güçlü bir isim. Yani AK Parti bu ekonomik kriz nedeniyle orada oy kaybetmiş olsa bile Binali Yıldırım'ın ismiyle o kayıpları bir ölçüde telafi edebilir. Ama burada tabii işte Kürt seçmenin tavrı belirleyici olacak. HDP'ye oy vermiş seçmen %13 civarında. Bunun %10 kadarı CHP'nin adayına gitse çok ciddi etkiliyor. Yani işte milliyetçilerin CHP'nin adayına mı yoksa AK Parti'ye mi oy vereceğini göreceğiz. O da belirleyici ama en önemli faktör burada HDP seçmenin tavrı. Deniz, peki Güneydoğu'da bizi nasıl bir seçim süreci bekliyor? Şimdi şöyle bir şey var. Yani ben şunu görüyorum. Bölgede işte geçmişte hani PKK baskı yapıyordu. İşte torba halinde 300 kişinin oy kullandığı sandıktan 300 tane HDP çıkıyordu vesaire gibi. Bu tablo tersine döndü. Şimdi mesela referandumda bunu gördük. İşte yüzlerce sandıkta işte 300 seçmen varsa 300 yeterli oy, işte 300 evet gibi şeyler çıkmıştı. Yani mesela Urfa'da bir sandıkta 300 küsür seçmenin tamamı oy kullanmıştı ve evet demişti. Halbuki o sandıkta oy kullanması gereken 200 kişi o tarihte işte Bodrum'da inşaatta çalışıyordu. Yani bu tür şeyler bölgede ciddi bir sonuç doğuruyor. Mesela son seçimlerde ortaya çıkan bütün videolarda daha sandıklar açılmadan bir yerlerde insanlar mühürlere basıyordu. Mühürleri vuruyordu oy pusulalarına. Onların sonradan nasıl bir sonuç doğurduğunu hep birlikte gördük. MHP oy patlaması yaşadı Güneydoğu'da. Yani bu tür şeyleri ben çok değişeceğini zannetmiyorum. Haliyle de bölgede Cumhur İttifakı'nın da oy oranında bir gerileme olmayacaktır. Ama HDP'lilerde şöyle bir şey gözlemliyorum. Dün bir televizyon programına katılmıştık Orhan Miroğlu'yla birlikte. Orada gelen mesajlardan şunu anladım. HDP'lilerde işte bölgede HDP'ye, batıda işte CHP'nin adayına oy verme yönünde bir eğilim var. Haliyle de bölgede özellikle bu kayyum uygulamalarına vesaire tepki için yeniden HDP'li seçmen HDP'li adaylara oy verecek gibi görünüyor. Dolayısıyla ben bölgede tablonun çok fazla değişmesini beklemiyorum. Peki AK Parti'nin orada yine yani çoğu yerde yeniden kayyumun adaylarını öne çıkarması bir mesaj mı? Yoksa hani zaten senin dediğin gibi burada pek bir değişiklik olmayacak. O yüzden bir bakarız gibi bir durumu var orada. Öyle tabii, şimdi Diyarbakır'da hani bir mucize yaratmasını beklemiyorum. O nedenle hani gerçekten başarılı çalışmaları da var. Diyarbakır'a gittiğinde görüyorsun hani kayyumun devlet tarafından desteklendiğini de biliyoruz. Sonuçlarını sokaklarda, caddelerde görüyorsun. Ama işte bir tepki de var. Halk kayyum olmasının avantajlarının farkında ama seçtikleri insanların görev başında olmaması da onların tepkisi çekiyor. Dolayısıyla böyle bir çelişki içinde oy kullanacaklar. O tercihler yansıyacaktır. Yani
Ben çok beklemiyorum ama tabii yani Urfa'da mesela bir vali, yönetici sonuçta AK Parti'den aday olmuştu ve başarılı da olmuştu. Yani bazen hani yöneticiler, devlet tarafından atanan yöneticiler, kaymakamlar, valiler seviliyorlar ve başarılı olabiliyorlar. Bunu biraz öyle bakmak lazım ama kayyum uygulaması başlı başına, adaylardan bağımsız olarak söylüyorum, çok da böyle benimsenen, alkışlanan bir uygulama olamadı bölgede. Peki Deniz, şimdi Cumhuriyet davasında gazetecilerin cezalarının onanması, sonra Gezi iddianamesinin dün itibariyle basına sızması, bir nevi açıklanması. Ayrıca işte mesela bugün yine yaşanan bu gözaltına alınan genç kadına tacizi üzerine bir röportaj yapan gazetecinin gözaltına alıp serbest bırakılması. Bütün bu konular yine bu dönemde, yani bu seçim döneminde bu kutuplaştırıcı siyaset üzerine, yani bu yönde yine bir stratejiyi mi gösteriyor iktidarın? Öyle biraz etkili de oluyor bunlar. Yani bir tarafı böyle hani ülkenin bekasının düşmanı gibi göstermek, tabanını bir araya getirme, tabanı konsolide etme açısından faydalı olabiliyor ama bunun işte bir şeyi de var. Bazen İngilizler hani counterproductive diyorlar ya, yani biraz böyle ters tepme durumları da oluyor. Yani işte bir kadın, başörtülü bir kadın, işte bir yakını FETÖ'cü, bir yakını işte DHKPC'li vesaire diye o tacize uğrayabilir mi mesela? Yani bunu mu demeye getiriyorsunuz? Yani suçluların bile kanun önünde bir takım hakları vardır ki biz gözaltı uygulamasından bahsediyoruz. Başörtülü bir kadın, ki başörtüsünü tırnak içinde söylüyorum çünkü AK Parti'nin en çok kullandığı şeylerden biridir. İşte Gezi olayları sırasında hatırlarsın, yani işte başörtülü bacımızı dövdüler diye çok propagandası yapıldı. Şimdi o fotoğraflar ortada, görüntü ortada. Kadınlar bile, parti yani iktidar partisinden kadınlar bile bu çirkin görüntüyü meşrulaştırmak için bir çaba içine girmiş. İnsanlar, yani vicdanı olan insanlar tabii bu tür propagandaları kendi vicdanlarında değerlendiriyorlar. Ben aşırıya gidildiğinde ben ters tepeceğimizi düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle tabanı konsolide etme açısından işte beka söylemini destekleyen bu tür şeyler sıkça kullanılabiliyor. Peki yani sohbetimizin başında da konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağda ve muhtemelen son güne kadar da sağda kalmaya devam edecek. Muhalefeti daha fazla görecek miyiz bundan sonra? Sağda özellikle. Bir şey söyleyeyim mi? Benim gözlemim şu. Yani sürekli dolaşıyorum. Yani evet, AK Parti tabanında bir cumhurbaşkanına oy verme, cumhurbaşkanının partisine oy verme gibi bir eğilim var. Ama inan bana, İstanbul'da mesela Ekrem İmamoğlu'nun alanına işte Kılıçdaroğlu ya da parti yöneticileri girmezse Ekrem İmamoğlu'nun daha çok işine yarayacağını düşünüyorum. Yani lider adayı gölgelememeli, çünkü lider, hani AK Parti'de belki liderin karizması, liderin profili, oradaki yerel yönetici adayının profilinin karizmasının çok çok önünde. Sonuç da getirebilir. Yani kendisini ortaya koyması sonuç da getirebilir ama muhalefette böyle bir durum yok. Yani Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın önüne geçmemeli. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçmemeli. İşte Antalya'da Muhittin Böceği'nin önüne geçmemeli. İşte Mersin'de Vahap Seçer'in önüne geçmemeli. Çünkü onlar güçlü adaylar olarak sahadalar. Ve diğer adaylarla yarışıyorlar. Yani diğer adaylarla yarışma şeyinden çıkarmamak lazım. AK Parti bunu yapacaktır ama insanlar netice itibariyle sandığa gittiklerinde bir yerel yönetici, işte bir belediye başkanı, bir muhtar, bir encümen listesi, yani belediye meclis üyeliği ya da il genel meclisi
üyeliği listesi seçeceğini görecek yani. Onun için hani yerel seçim ne kadar genel seçim havasında sokmaya çalışırsan da çalış yerel seçim havasında geçer. Deniz Zeyrek, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sevgili seyirciler, Deniz Zeyrek'le Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'le yerel seçimlere doğru son stratejileri, son gelişmeleri, adayları, listeleri, olasılıkları konuştuk. Yeni bir özel yayında karşınızda olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar.